أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من عطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلني في هذه الغداة وفي هذه العشية وأن تجيرني من النار بقدرتك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Buraya kadar farklı yerlerden, kaynaklardan aldığım surenin genel olarak bazı faziletlerine dikkat çekmiş oldum. Şimdi daha farklı bir yönüyle surenin faziletiyle alakalı noktalara temas etmek istiyorum. Bunları kendi içerisinde 3 ana bölüm içinde Kur'an'ın direkt ayetlerine bağlı, dayalı bazı faziletlerine temas etmek istiyorum. Evet, surenin nüzulü hakkında bazı ayetlerin de özellikle faziletleri hakkında 3 görüş, 3 ana mesele üstünde durulmuş. Bunlar hem rivayetler açısından ve hem de özellikle
faziletler açısından. Bunlardan birinci meselenin kendi içinde de, yani üç mesele anlatacağım. Üç meselenin kendi içinde birinci meselenin, yani birincisinin, birinci meselenin kendi içinde üç tane farklı görüş. Hem surenin nazil olma keyfiyetiyle ve hem de bazı faziletiyle alakalı üç görüş sunmak istiyorum. Birinci görüşe gelince, birinci ana mesele içinde birinci görüş. Bu surenin Mekki olmasıyla alakalı. Mekke'de nazil olmuştur derler. Olsun, bunun faziletiyle ne alakası var onu söyleyeceğim. Salebi senedi ile Hazreti Ali'den şu rivayeti bize aktarıyor. Bunu daha önce de farklı bir münasebette söylemiştim fazileti içinde. Hazreti Ali şöyle diyor. Fatiha suresi arşın altındaki hazinelerden inmiştir. Salebi bunun beşi sıra alimlerinin çoğunun bu görüşte olduğunu söylemişlerdir. Yine Salebi'nin senediyle Amr İbni Şurahbil, sahabe bu, bunun şöyle dediğini rivayet eder. Kur'an'dan ilk nazil olan Fatiha suresidir. Yani ayet olarak değil, bütün sure olarak ilk nazil olan, çünkü evveliyette evleviyet vardır. Bu külli prensiptir. İlk olmada fazilet de vardır. Evveliyette evleviyet. Binaenaleyh topluca ilk nazil olan sure Fatiha suresi olması, evvel olmasında bir faziletlilik var, bir üstünlük var, evleviyet var. Evet, Efendimiz Aleyhisselam vahyin başlangıcında geldi Hazreti Hatice'ye, gizlice şöyle dedi. Bana bir şeyin karışmasından, yani bir kısım ruhanilerin bana musallat olmasından, aklıma, duygularıma halel gelmesinden endişeleniyorum ya Hatice dedi. Bunun üzerine Hatice validemiz Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle dedi. Bunun üzerine Hatice o nedir diye sorunca Efendimiz Aleyhisselam, yalnız kaldığımda oku diye bir ses duyuyorum. Yalnız kaldığında oku ya Muhammed. İkra'tan sonra bu. Diyor, ben gittim Varaka İbni Nevfel'e, bu durumu ona sordum. O sordu. Sonra Efendimiz Aleyhisselam Varaka İbni Nevfel'e gitti ve bu durumu ondan sordu. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle dedi. Bismillah. Er-Rahman, Bismillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim. Dedi. Yani Varaka İbni Nevfel Efendimiz'e böyle söylüyor. Salebi sağlam bir senetle Ebu Salih'ten bunu bize naklediyor. Abdullah İbni Abbas da bunu bize naklediyor. Ve Efendimiz ve sonra bunu tebliğ etti. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanirrahim dedi. Kureyşiler bunu duyduğu zaman öyle kahroldu ki ağzın kırılsın diyerek Efendimiz Aleyhisselam'ın üstüne kışımla gittiler. Kureyş'i şeytan herhalde böyle içten içe kurguluyor ve şeytanın en zoruna giden Kureyş müşrikleri, onlar da insi şeytanlar. Onların en zoruna giden Bismillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim. Yani Fatiha suresinin nazil olmasından sonra ortaya koydukları feveranları, nasıl şeytan, cinni şeytan Fatiha suresi nazil olduğu zaman böyle kendini böyle çıldırtırcasına sıkıla sıkıla vesaire feveran etmiştir. Onun gibi Mekke müşrikleri de o sure nazil olduğu gün böyle feveran etmişler. Efendimiz Aleyhisselam'ın
üzerine yürümüş demişler ki Allah ağzını kırsın demişlerdir. Demek ki şeytanlar hoşlanmıyor. Faziletiyle alakalı anlatacağım birinci ana meselenin içindeki ikinci görüşe gelince bazıları da bu sure Medine-i Münevvere döneminde nazil olmuştur demişlerdir. Mücahid'den tefsirci, tabi'in tefsircisi şöyle bir rivayet var. O diyor ki Fatiha suresi Medine döneminde nazil oldu. Ebul Hüseyin bin El Fadıl şöyle diyor. Her alimin bir hatası olur. Bu da Mücahid'in hatasıdır. Yani İmam Mücahid'in tefsircinin Fatiha'nın Medine'de nazil olduğunu söylemesini bu El Hüseyin bin Ebul Fadıl bir hata olarak görüyor. Ve bunun da kendine göre izahlarını yapıyor. Ve Medine döneminde nazil olduğunu, çünkü velakad eteynake seb'an minel methaniye ayeti, Hicr suresi 87. ayet, bunu daha önce zikretmiştim. Biz sana sebul mesaniyi verdik ayeti Mekke döneminde nazil olmuş. El Hüseyin bin El Fadıl da diyor ki bu ayet Fatiha suresini anlatıyor. Bu surede Hicr suresi de Mekke döneminde nazil olmuştur. Öyleyse daha sonra verildiğine göre bu Medine dönemindedir iddiasında bulunmuş. Geçiyorum bunlardan. Daha önce de söylemiştim. Aslında Efendimiz'e iki defa nazil olmuş. Hem Mekke-i Mükerreme döneminde az önce zikrettim. Hem de Medine-i Münevvere döneminde. Bu da üçüncü bir görüş olarak bazı alimler bu surenin bir kere Mekke'de bir de Medine-i Münevvere döneminde nazil olduğunu söylemişlerdir. Birinci ana mesele içinde surenin geneliyle alakalı, faziletiyle alakalı üç görüşe dikkat çektim. Bu surenin genel faziletiyle alakalı, bazı ayetleriyle alakalı da İkinci mesele, ikinci ana meseledeki faziletlerine gelince bu surenin faziletlerini açıklamak hususunda Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beyhaki'de, Deylemi'de ve Keşhül Kafa'da bu hadis-i şerif geliyor. Şöyle rivayet ettiğini söylüyor Ebu Said el-Hudri. Fatiha-tül kitab şifa-ün mine's-semmi. Fatiha suresi her türlü zehre karşı şifadır, ilaçtır. Bu çok önemli. Üstad Hazretlerinin de hayatında böyle kendisini müteaddit defa zehirlemişler. Bunu tarihi hayatı biraz daha inceden inceye tetkik ederseniz göreceksiniz. Ve üstad zehirlenince o ıstırapları içerisinde sürekli Fatiha suresini okumuştur. Bu hadis üstadın hayatı ile de aynı zamanda mücerreb, tecrübe edilmiş, tecrübe ile sabittir. Evet, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu mübarek sözünü, tespitini bize Ebu Said el-Hudri naklediyor. Deylemi ve Beyhaki de bize intikal ettirmişler. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen Huzeyfe bin el-Yemani'den gelen bir rivayet var. O şöyle sesleniyor. Mealini okuyacağım. Hadisin metnini de almıştım önüme. Bir kavme Cenab-ı Hak kesin kes hükmedilmiş azabını gönderir. Artık bela gaybtan çıkmış. Şehadeti az sonra kavmin başına gelecek ve helak olacaklar. Ancak onların çocuklarından birisi mektepte yeni öğrenmeye başlamış. Zor okuyor, kekeleyerek okuyor mektepte çocuk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye bu ayeti, bu sureyi okuyunca Hazreti Allah Celle Celaluhu bunu duyar ve bu sebeple onlardan azabı 40 yıl kaldırır. Gerçekten önemli bir hadis-i şerif, dikkat çeken bir hadis-i şeriftir bu.
Çocuklarımıza Fatiha suresini öğretmeliyiz ve dua yaparken onlar Fatiha'yı dua makamında okurlarsa, biz de amin dersek, başımıza, şahsen toplumun başına, milletin, cemaatin, hizmetin başına gelebilecek olan musibet ve belalardan inşallah kendimizi kurtarmış, korumuş oluruz. Fatiha'nın bu ikinci ana meselede nüzul yönüyle fazilet, bazı ayetler yönüyle faziletinde diğer bir hadis-i şerif de Hazreti Hüseyin Efendimiz'den geliyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şöyle rivayet ettiği ifade ediliyor. Bunu Hazreti Hüseyin Efendimiz kendi reyinden söyleyemez. Yani Efendimiz Aleyhisselam'dan almış, bize intikal ettiriyor. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak gökten 104 kitap indirdi. Bunların yüzünün bilgilerini Tevrat, İncil ve Furkan'da koydu. Furkan burada Kur'an-ı Kerim. Tevrat'a da Furkan denir aslında. Sonra bu dört kitabın taşıdığı ilimleri Furkan'a, yani Kur'an'a yükledi. Furkan'ın ilimlerini mufassal surelere yükledi. Mufassal sure. Mufassal surelerinin ilimlerini Fatiha'ya koydu. Kim Fatiha suresinin tefsirini bilirse Allah'ın indirdiği bütün kitapların tefsirini bilmiş olur. Onun için fakir de biraz uzun tuttu bu Fatiha suresini. Kendi o deryadan kabıma doldurabildiğim kadarıyla, yoksa o bir deryadır yani. Onu bütünüyle doldurabilmek, alabilmek mümkün değildir. Kim Fatiha suresinin tefsirini bilirse Allah'ın indirdiği bütün kitapların tefsirini bilmiş olur. Özetle de olsa kim Fatiha suresini okursa sanki Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan'ı, yani Kur'an'ın tamamını okumuş olur buyuruyor Hazreti Hüseyin'den gelen bir rivayet olarak. Evet, ilahi kitapların hepsinin gayesi usul ve füru ve insanın ahlakıdır. Bunu daha önce söylemiştim. Bütün semavi kitaplar usul yani iman esasları, füru yani ibadet ve muamelat ve bir de ahlak. İşte bunların üçünü de Fatiha suresi içine aldığı için. Tefsire girdiğimiz zaman nasıl ahlakı en mükemmel Fatiha suresinde anlatılmış bunları göreceğiz. Nuzulü ile ve bazı ayetlerin faziletiyle alakalı üç mesele anlatacağım dedim. İkisine temas etmiş ve anlatmış oldum. Üçüncü meseleye gelince, burası sizi biraz yorabilir ama anlatmalıyım. Bazı surelerde dikkat buyurun, bazı harfler yoktur. Ve Kur'an'ın derinliği de buradadır zaten. Ceffel kalem söylenmiş olan bir söz değildir Kur'an. Bazı surelerde bazı harflerin bulunmaması, Kur'an'ın i'cazı, aynı zamanda akıcı olması ve fesahat dediğimiz doyurucu olması, akıcı olmasına sebebiyet vermiş. Ama sadece şairlerin belli harflerle böyle bir kısım sonunda kafiye yapma gayreti gibi değildir Kur'an-ı Kerim'deki harflerin yerleştirilmesi. Bu 28. sözün son tarafında, ama oraya konmamış ama yeni baskılarda koyanlar var. Üstad Hazretleri'nin Rumuzat-ı Semaniye nam bir risalesi vardır. Onu bulup okumanızı tavsiye ederim. Kur'an'daki harflerle hangi surelerde bize neler anlatılıyora dikkat çekiyor. Mesela inna atayna kel kevser, el kevser, bir de fef arkasındaki birleştirirsek Kevser'in 10-15 mana tabakasından bir tanesi
İstanbul'un fethi Kel Kevser F harfiyle beraber ebcedi değeri 857. Yani miladi 1453'e tevafuk ediyor. Ama mesela İnna Atayna'da Kur'an-ı Kerim'de Elif-i Sakin'e hariç kabul edilirse 28 harf var. Yani Arap harfleri 29, Elif-i Sakin'e hariç 28. Bu 28 harfin yarı yarıya 14-14. Bir kısmı hurufu müthakkaledir. Yani dile söylenmesi zor gelen harflerdir. Bir kısmı da hurufu muhaffefedir. Hafif harflerdir. Orada anlatıyor bunu Rumuzat-ı Semaniye'de Üstad. Biz İnna Atayna'yı 1000 defa okusak hiç yorulmayız, bıkmayız, usanmayız yani. Doyurucudur bizim için. Sonu da R ile bitiyor kafiye olarak. Ama bu İnna Atayna'da Cenab-ı Hak o yarısı olan ağır harfleri, söylenmesi zor olan harfleri koymamış. Onları yerleştirmemiş. Sadece söylenmesi hafif olan harfleri almıştır. Ve bu kardeş harflerden birisini almış, birisini almamış demektir. Sat dattan sata almış, data almamış. Tı zı'dan tı'yı almış, zı'yı almamış. Rı, rı ve z'den rı'yı almış, z'yi almamıştır. 14-14 bu harfleri böyle tek tek ele alın. Ve inna atayna'yı baştan sona bu harflere göre huruf-u muhaffefe nasıl yerleştirilmiş, huruf-u müsakkale alınmamış onlara bakın. İşte bunun gibi Fatiha suresinde Cenab-ı Hak oraya 7 harfi koymamıştır. Fatiha suresinde şu 7 harf yoktur. Enteresandır bu. 7 ayet, 7 harf yok. Cehennemin 7 kapısının kapanması Fatiha'nın fazileti içerisinde ileride vaktim olursa bugün olmazsa gelecek hafta bazı sırlarına da inşallah dikkat çekmeye çalışacağım. Bu Fatiha suresinde F harfi yok, Z harfi yok, Şın harfi yok, keskin Z harfi yok, H noktalı H harfi yok, Cim harfi yok ve T harfi yoktur. Fesubhanallah. Acaba nedendir? Çünkü Fatiha suresi Kur'an ne kadar rahmetse o da rahmettir. Fatiha suresi Tevrat, İncil, Zebur ne kadar rahmetse Fatiha suresi de işte o kadar rahmettir. Ve Kur'an-ı Kerim'de az önce zikrettiğim 7 harf, 7 harf Kur'an'da bazı kelimelerde azap, şiddet, bela ifade ediyor. Ahirette azap ifade ediyor. O kelimeler, o hadiselerin şifre harfi olduğu için o kadarcık dahi bela, azap, ahiret azabına kapalıdır Fatiha suresi. Onun için orada bu surede bu harfler alınmamıştır. Şimdi biraz daha misaliyle açacak olursam. 7 harfin Allah'ın azabını hissettirir olmasından dolayı bu 7 harf Fatiha suresine yerleştirilmemiş ve oradan alınmıştır. Mesela S harfi. Elif, B, T, S. Helak ve yok olmaya delalet eder. S harfi helak ve yok olmaya delalet eder. Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Mesela Furkan suresi 14. ayette. Sübur kelimesi geçer. Sübur. La ted'ul yevme süburan vahiden ved'u süburan kesira. Bugün bir kere helak olmayı çağırmayın. Birçok defalar helak olduk diye çağırın. Sübur kelimesi helak olma demektir. Çok helak olma demektir. Sübur, faul kalıbından. Binaenaleyh S harfi bu helakı
çağrıştırdığı için Fatiha suresi böyle bir helaka anlatmaz. Onun için F harfi Fatiha suresinden kaldırılmıştır. Ayeti tekrar ediyorum. Furkan suresi 14. ayet. La ted'ul yevme suburan vahiden ved'u suburan kethiran. Bugün bir kere helak olmayı çağırmayın. Birçok defalara helak olduk deyin. Yani ahiretteki helaklar, dünyadaki helaklar. F harfi bunları hatırlattığı için Fatiha'da bu helaklar yok. Fatiha bu helaketlerin kalkanıdır. Ondan dolayı F harfi Fatiha'ya konulmamıştır. İkinci harf cim harfi. Cim harfi de cehennem kelimesinin ilk harfi olduğu için Cenab-ı Hak evet ve inne cehenneme lemev'iduhum ecmain. Onların hepsine vaad olunan yer cehennemdir. Hicr suresi 43. ayet. Ne enteresandır ki Hicr suresi 43'te cehennem, Hicr suresi 44'te de Seb'ul Mesani olan Fatiha'dan bahsedilir. Bu manaları derin Kur'an bağlantısı olarak iyi yakalamanızı arzu ederim. Belki bunlar ilk defa duyduğunuz şeyler de olabilir ama Kur'an deryasından Fatiha sure faziletinden önemli bir kısım bölümler. Cim harfi cehennemi hatırlattığı için 44'te Hicr Fatiha, o 43. ayette de ve inne cehenneme lemev'iduhum ecmain. Onların hepsi vaad olunan yer cehennemdir. Aynı zamanda bu mesele Araf 179'da da geçer. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اِلَى اَهِرِ. Ama وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ cim harfi onlarla daha çok bütünleştiği için Fatiha suresi bizi cehenneme götürmez. Fatiha suresinin 7 ayeti cehennemin 7 kapısına karşı kalkandır. O kapıları kapatır. İşte bu inceliklerden dolayı Fatiha suresinde cim harfi de alınmamış, oraya konmamıştır. Üçüncüsü ha harfidir. Yani noktalı h dediğimiz. Bu da Fatiha suresinde yoktur. Çünkü bu harf Hiz dediğimiz yani rüsvay olma, hizyün Kur'an'da rüsvay olma manasına geliyor. Halbuki Fatiha suresinde rüsvaylık yoktur. Fatiha suresini okuyan dünyada ahirette rüsvay olmayacaktır. Onun için rüsvaylığı hizyi hatırlatan h harfi bu kadarcık dahi Fatiha'da bulunmasın. Hizlanı Hizzi hatırlatmasın diye oraya konmamıştır. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet Tahrim Suresi 8. ayettir. Allah o günde peygamberini ve onunla birlikte iman edenleri rüsvay etmez. Tahrim 8'de geçiyor bu. يَوْمَ لَا يُخْزِ اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَ ayeti Hazreti Ebu Bekir'in Tebük'e giderken bütün servetini vermesi karşılığında nazil olan ona iman edeni yani Efendimiz'in yanındaki bir kişi yani Hazreti Ebu Bekir'i Hizyan yuhzi manası bu Tahrim 8'de geçiyor ve bir de Kur'an-ı Kerim'de Nahil Suresi 27. ayette İnnel hizzel yevme ve su'e alel kafirin. Bugün muhakkak ki rüsvay olmak ve azap kafirleredir. Ayetinde de hiz kelimesindeki baştaki h harfi de
kızlarını, azabı, rüsvailiği anlattığı için bu kadarcık dahi bulunmasın diye Fatiha suresinden bu harf alınmıştır. Dördüncü olarak Z harfi ve bir de Şın harfi. Bu iki harf de Kur'an-ı Kerim'de yok. 4 ve 5 diyelim buna. Z ve Şın harfleri. Fatiha suresinde yoktur. Çünkü bu iki harf cehennemin dalgalanmasını anlatan iki harftir. Evet, bu Kur'an-ı Kerim'de lehum fiha zefirun ve şehik. Cehennem böyle kabaracak, kabaracak, kabaracak. Cehennemdeki adam da az daha kabarsa tamam cehennemden çıkacağım diye ümitlenecek. Ve sonra cehennem bir nefes alacak, yutacak onu. İşte bu gelgite cehennemdeki zefir ve şehik deniyor. Binaenaleyh zel harfi ve şın harfi Kur'an'daki Allah'ın azapları içerisinde cehennemdeki bir tabloyu anlattığı için Z harfi de Şın harfi de oralardan alınmış ve bu lehum fiha zefirun ve şehik de Hud suresi 106. ayette ifade edilmiştir. Aynı zamanda Z harfi ile alakalı bir şey daha ilave etmişler. Bir de Kur'an-ı Kerim'de cehennem ağacı olarak anlatılan zakkum da Z harfi ile olduğu için. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا وَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَ زَف۪يرٌ وَشَهِكٌ Bu Hud suresiydi. Bir de zakkum, şecerete zakkum. اِنَّ الشَّجَرَةَ zakkum taamül etim ayeti. Zakkum ağacı günahların yemeğidir demek bu. Duhan suresi 43 ve 44. ayetlerde Z ile alakalı zakkum bir de bu var. Bir de şın ile alakalı bir yer daha var. Şekavete aynı zamanda delalet ettiği için. Fe emmellezine şeku az önce okuduğum tekrar ediyorum ayet. Bu Hud 106. Fe emmellezine şeku ve finnari ve lehum fiha zefirun ve şehik yani. Oradaki şekavete dikkat çektiği için. Demek ki Z ve Şın hem zefir ve şehika, Z aynı zamanda zakkuma, Şın aynı zamanda şaku, şekavete dikkat çektiği için, onların rumuzlu harfleri olduğu için onlar da Fatiha suresine alınmamış. Bu kadarcık dahi yani Fatiha'da bir azap yok demek yani. Ayrıca yine Z harfi de Fatiha suresinde yoktur. Çünkü intaliku ila zilli zi thalasi şu'ab la zalilin ve la yuni minel leheb ayeti. Mürselat 30-31. ayetler. Haydi cehennemin üç kola ayrılmış duman gölgesine gidin. O gölge gölgelendirici de değildir. Yani cehennemde gölge yok manasında. Zil bir de bu cehennemdeki cehenneme gitme, orada gölgelenme arzusu. Bunları ifade ettiği için zı aynı zamanda cehennemin bir vadisinin de birinci harfidir. Leza. Kella innehe leza nezzaaten lişşeve. Fakat ne mümkün? Çünkü o cehennemin halis ateşidir. Binaenaleyh bu zı harfi hem cehennemde gölge arama hem de leza. Yani leza, kella innehe leza da geçen cehennemin halis ateşi olarak anlatıldığı için bedenin bütün uç uzuvlarını söküp kavuracak manasında. İç uzuvlarını söküp kavuracak manasında. Ve Fatiha suresinde F harfi de yoktur. Çünkü o firaka işaret eder. Fatiha suresi kucaklayıcıdır. Allah ile kainatı, Allah ile kainat ve insanları, insanlar ve kainatla Allah'ı, toplumu bu akidede bütünleştirici bir suredir.
firak, iftirak, ne Allah'ın kulunu Allah'tan iftirakı, ne de kulların mahlukattan, mahlukatın kullardan iftirakı, ne de kulların kendi arasında iftirakları parçalanması ve bölünmesine bu kadarcık dahi yer vermemek için, onun için Fatiha suresinde firaka delalet eden F harfi zikredilmemiştir. Ve yevme izin yeteferrakun. O gün onlar darmadağınık olurlar. Rum 14, yeteferrakundaki F harfi. Rum 14'te ve bir de Taha 61. ayette. La tefteru alallahi keziben fe yushitakum bi azabin ve kad khabe men iftara. Allah'a karşı yalan düzmeyin. Sonra azab ile sizin kökünüzü kurutur. Allah'a karşı yalan uyduran herkes muhakkak ki hüsrana uğramıştır. Ve bu mesele, tabi burada şöyle bir soru gelir. Başka Fatiha suresinde geçen ve Kur'an'da o 28 harfle ele alınan başka surelerin, başka harflerin de baş harfiyle bazı azaba, belaya, musibete işaret eden şeyler olabilir. Yani bu harfleri özellikle bu ayetlerle nasıl irtibatlandırdınız dememek gerekiyor. Çünkü bu ayetler tekrar ediliyor. Hem de bu harflerin olmaması dikkat çekicidir. Ve tefsirciler de bunu bu şekilde ele almışlardır. Yani bu çok önemli. Cehennemin de yedi kapısı bu yedi harfle ona işaret ediliyor. Ve leha seb'atü evvâbin likülli bâbin minhum cüz'ün maksûm. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapının belirli bir payı vardır. İşte bu yedi harf de bu cehennemle alakalı yedi pay manasında bu harflere dikkat çekilmiştir. Bu sureyi okuyup da ona iman ederek hakikatleri öğrenen kimsenin cehennemdeki yedi dereceden emin olacağına dikkat çekmek için azaba delalet eden lafızların ilk harfleri olan yedi harfi Cenab-ı Allah Fatiha suresinde düşürmüş, onları Fatiha suresine koymamış. Bu da Fatiha suresinin faziletiyle alakalı gerçekten dikkatimizi çeken, çok önemli bir husus idi. Evet, kendimi bir hayli zorlayarak Fatiha suresinin faziletleriyle alakalı bazı noktalara temas etmiş oldum. Şimdi haddimi aşarak, baya haddimi aşarak Fatiha suresinden çıkan bazı sırlar üstünde duracağız. Fakat bu sırlar oldukça derin sırlar. Çalıştım gerçekten, derin sırlar. Bu biraz daha sakin bir kafa ister bunu anlatmak için ve anlayabilmek için de tabii. Onun için bu önemli bölümü gelecek haftaya tehir etmek istiyorum. Fatiha suresinden çıkan bazı önemli sırlar. Özellikle bu mevzuda Fütuhat-ı Mekkiye Arapçası 8 cilt, Türkçe'ye tercüme edilince daha uzun. Arapçası 8 cilt ama aslında daha da uzunmuş o yani. Daha büyükmüş. Fütuhat-ı Mekkiye hakkında daha sonra farklı bir malumat inşallah sunacağım. Fatiha'dan çıkan bir kısım sırları da hem gelecek haftaya merakınızı tahrik etmek için, evet, gelecek haftaya talik ediyorum. Hem başındaki Allah'a hamdü sena birinci bölümünde Fatiha'nın, hem de ikinci bölümünde kulun Allah'tan inayet istemesi kulluk için, bunlarla alakalı Fatiha'dan çıkan öyle derin sırlar var ki şapka atacaksınız aslında. Çünkü Fatiha
suresi Elhamd ile başlıyor. 4 büyük sure daha Fatiha ile başlar. En'am, Kehf, Sebebe, Fatır sureler. Onlar da Elhamdülillah. Fatiha suresindeki Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile bu 4 büyük surenin bağlantılarıyla da meseleyi ele alarak Fatiha suresinin bazı sırlarına temas edeceğiz. Ettikten sonra bu kadar ruhi, kalbi, fikri hazırlamalardan sonra inşallah Fatiha suresi tefsirine intikal etmiş olacağız. Cenab-ı Hak ilmimizi ziyade eylesin, irfanımızı arttırsın. Fatiha suresinin deryasına dalarak boğulmadan o sırları emmeye, onlarla beslenmeye, hayatımızı o inceliklerle şekillendirmeye bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Fatihatül Kitab. El Fatiha.